أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين. يا معين، والحمد لله رب العالمين. Çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Görüyorum sağ tarafta heyecanla takip ediyorsunuz. Teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Hak'tan sizler için sağlık, sıhhat, afiyetler, bereketler diliyorum. Ramazan sohbetleri başlığında İnşallah yarın son olacak bir sohbet serisi tutturduk. Bu herhalde yedincisi olacak Kadir Gecesi sohbetleriyle beraber. Bugün de sizlerle orucun takvaya bakan yönü, oruç takva münasebeti üstünde kısa bir malumat inşallah paylaşmak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi orucun farziyetini anlatan ayet-i kerime hicretin ikinci senesinde Bedir zaferinden önce veya Bedir savaşından önce ve Ramazan-ı Şerif'ten 15 gün önce, yani Berat gecesinde nazil olmuş ve bu gelecek Ramazan'da oruç size farz demek bu. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey iman edenler! Oruç size farz kılındı. Sizden öncekilere, sizden önceki ümmetlere de farz kılındığı gibi. Umulur ki Rabbinizden korkarsınız ve müttakilerden olursunuz diyor. Belki umulur ki manasında, belki bizde şüphe ifade eder, olabilir belki hani manasında. Ama Kur'an-ı Kerim'in mantığı ve Arapça'da belki kat'iyet ifade eder. Yani oruç tutma ibadetinde samimi olursanız, kat'i ki muhakkak ki takva sahibi olursunuz. Müttakilerden olursunuz. Zaten müttaki iseniz takvanıza takva ilave olur. Takvanız daha da zirveleşir. En zirve müttakiler makamına yükselirsiniz. Her şeyin kendi içinde mertebeleri, dereceleri olduğu gibi takvanın da kendi içinde bazılarına göre üç mertebesi vardır. Önce şirkten takva. Bu imanlı olmanın da şartıdır. Şirkten takva. Sonra inandık. İnandıktan sonra haram ve günahları terk etme manasında takva. Bu da herkese, her inanmış insana farzdır. Haram ve günahları terk etme. Ve takvanın üçüncü bir mertebesi var ki şüpheli şeylerden dahi takva. Harama girerim zannı ile şüpheli şeyleri bile terk etmek. Da'me yuribük ile me le yuribük fehvasınca sen şüpheli şeyleri terk et. Şüphesize yanaş. Şüpheli şeyleri terk et. Şüphesize yanaş. Şüpheli şeyleri terk etmek suretiyle ve bir de şüpheli şeyleri terk etmenin de ötesinde belki Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin kullandığı bir tabir daha var. O da hakiki takva ufkuna ulaşmak. Hakiki takvayı Bediüzzaman Hazretleri şöyle çerçevelemiş. Hani bizim maddi kalbimiz hayatımızın merkezidir. Maddi kalbimizden
şubeleşen iki tane atar damar, iki tane toplar damar vardır ki kan pompalayan ve kirlenmiş kanı getirip temizleyen, ki hayatiyetimizin devamı buna bağlıdır. İşte manevi hayatımızın merkezi ve imanın mahalli olan kalbimizden de şubeleşen dört tane atar damar ve dört tane toplar damar mesabesinde 8 tane külli damar, külli duygu vardır. Bunlardan 4 tanesi insanda bulunan zihin, irade, his, latife-i Rabbaniye. Bediüzzaman Hazretleri bunları eski lemaatta saydıktan sonra arkasından şöyle bir tevcihte bulunuyor. Zihnin yaratılma gayesi, bize verilme hikmeti marifetullah'tır. Dün akşam veya sohbetin başlarında bu Ramazan serisinde anlattığım orucun iradeye bakan yönü diye ve iradenin de gayesi ibadetullah'tır. Hissin gayesi muhabbetullah'tır. Latife-i Rabbaniye'nin gayesi de müşahedetullah'tır. İşte bu dört duyguyu, bu dört canibe sevk etmek hakiki takvadır diyor. Bunu biraz daha genişleterek diyebiliriz ki, altıncı sözde de anlatıldığı gibi Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği maddi huzurları ve özellikle manevi duyguları, isimleri sayısınca olan manevi duyguları Allah'ın kullan dediği yerde kullanmak. Ve huliga lehinde kullanmak, sırat-ı müstakiminde yaşamak veya o duyguları Allah'a satmak veya fıtri şükrünü eda etmek, bu beş kelimenin nüanslarıyla beraber hepsi aynı manalara da gelebilir. İşte bunlar aynı zamanda bizler için hakiki takva oluyor. İslam'da ibadetler veya İslam'da bizim Allah'a karşı diyelim, daha doğru bir tabir, Allah'a karşı vazifelerimizi, kulluk vazifelerimizi iki ana kategori içerisinde ele alabiliriz. Bunlardan bir tanesi yapma dediklerini yapmamak. İşte buna takva diyoruz. Diğeri de yap dediklerini yapmak. Buna da salih amel diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de emirler ve yasaklar bu iki minval üzerinde devam eder gider. Takva menhiyattan iştinab etmektir. Salih amel de emir dairesinde hareket etmektir. Bu üstadın önemli bir tarifi, kısa bir tarifidir. Takva mı önce gelir, salih amel mi önce gelir? Hem mecellede bir prensip, hem Maliki fıkhında çok önemli bir usul prensibi olarak derler ki def-i mazarrat celbi nef'a racihtir. Önce zararlı şeyleri terk etmeliyiz, sonra faydalı şeyleri dünyada, ahirette, maddete, manen faydalı şeyleri celbü cezbetmeliyiz. Önce ben mükellef bir yemek mi yiyeyim, yoksa zehirlenmekten mi kendimi koruyayım? İstediğin kadar güzel yemekler ye. Ama zehir de aldıysan o yemeklerin sana hiçbir faydası olmaz. Önce zehirlenmekten kendinizi koruyacaksınız. İşte bunun gibi önce takva, şirkten takva, haram ve günahlardan büyük ve küçük hepsi içinde onlardan takva, ulaşabilirseniz neticede şüpheli şeylerden takva, hayatınızı bütünüyle formatlayabilirseniz hakiki takva ufkunda takvanın mertebelerini yaşamak ve arkasından da salih amel gelecektir. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim'deki sıralamalar da böyle. Mesela Bakara suresinin başına bakalım. Elif, la, mim, şifre. Zalikel kitabu la raybe fih. Allah kelamı olduğunda şüphe olmayan bu kelam, bu kitap nedir bu kitap? Bu Kur'an ne işe yarar? Hüden lil müttakin. O müttakiler için bir hidayet kaynağıdır. Demek ki müttaki olmayan Kur'an'dan da istifade edemez. Çok rahat haram ve günah işleyen facir, haram işlediği haram ve günahlardan da zevk alan fasık, bunlar Kur'an-ı Kerim'den istifade edemezler.
Kur'an-ı Kerim dinlemekten bile sıkılırlar. Ah çabuk bitse de şu namaz mesela, imam kısa okusa da şu camiden bir çıksak. Çünkü fıskı, fücuru, işlediği haram ve günahları, yani takvasızlığı böyle Kur'an'ın hazinesinden, deryasından istifade etmesine mani oluyor, olabiliyor. İşte hüdellil müttakin dedikten sonra önce takvayı nazara vermiş Cenab-ı Hak. Sonra o takvanın açılımı olarak ellezine yu'minune bil gayb. İşte bu da şirkten takva. Ve yukimuna salate ve mimma razaknahum yunfikun. Ve bunlar da salih ameller olarak Kur'an'daki ilk girişte de mesele böyle anlatılmıştır. Farziyetle alakalı ayetin sonunda leallekum tettekun. Umulur ki oruç sizi takvaya ulaştırır. Burada bir iki kısa hususa temas etmek istiyorum. Biz oruç sayesinde önce helallara bile el uzatmıyoruz. Şu anda açız, susuzuz, yanmış adam, tarlada çalışmış, ağır işlerde çalışmış. Günler uzun, hava sıcak. Meşru su içmek helaldir. Yani Allah suyu helal yaratmış, temiz su. Yemek, içmek de öyle. Ama Allah yeme dediği için ben oruçta helallarına bile el uzatmıyorum. Allah emretti diye helalına bile el uzatmayan bir insan 30 gün, 40 gün nafilelerle beraber, Recep ve Şaban'da tuttuğu oruçlarla beraber böyle eksersizlerle Allah yasakladığı için helalına bile el uzatmayan insanlar, zaten bir de Allah haram dediyse yapma diyor, yapmayın diyorsa zaten haydi haydi el uzatamaz ve haramları terk eder. İşte bu manasıyla oruç umulur ki sizi müttakilerden yapar. Orucun bizi müttaki yapmasının ikinci bu fasılda ikinci maddesine gelince, bu daha önce de geçmişti. Risalelerde de çok geçer. Oruç insanın şeytaniyet kabiliyetlerini köreltir. Şerre bakan noktalarına, duygularına sert çeker veya dumura uğratır. Böylece şer kabiliyetleri kökten kazınan bir insan, meleklerde de zaten şer işleme yok. Ve arkasından da salihata karşı duyguları, meyelanları inkişaf edecektir. Ve böylece şerre kabiliyetlerimizi kestiği için, haram ve günaha iştahlarımızı körelttiği için oruç bu noktasıyla da bizleri inşallah müttakilerden yapacaktır. Değerli kardeşlerim, biz hem salih amelle sevap kazanırız hem de haram ve günahları Allah için terk etmekle de, takva ile de sevap kazanırız. Acaba hangisinden daha çok sevap kazanırız? Takva ile daha çok sevap kazanırız. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri bir yerde diyor ki bir haramın, bir günahın terki farz manasında, yani vaciptir. Bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek buradaki vücub manasında, farz manasında vacip. Bir vacibi işlemek 100 sünnet işleme sevabı kazandırır. Ve bir tek sünneti işlemekte, özellikle ahir zaman fitneleri içerisinde, üniversite gençliğine bakın, şu cemiyetteki insanların haline, şartlarına, hayat standartlarına bakın. Bu şartlar içerisinde, ki bu ahir zaman fitnesidir, o fitne içerisinde bir tek sünnete temessük etmek de 100 tane şehit sevabı kazandırıyor. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın nurlu beyanatıdır. 11. lemada geçtiği gibi men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'eti şehidin. Ümmetimin fesada gittiği zamanlarda sünnetime, bir rivayette bir tek sünnetime temessük etmek, tutunmak, yerine getirmek 100 şehit sevabı kazandırır. Bir sünnete temessük 100 şehit sevabı kazandırıyorsa, bir haramı terk etmek vacip, bir vacibi işlemek de 100 sünnet sevabı kazandırıyorsa, yani 100 tane şehit sevabının yine 100'le çarpacaksınız. O bir tek haramı terk etmeden kazanılan sevaplar olacak ki
İşte takvada böyle derin mi derin bir sevap hazinesi vardır. Belki biz günümüzde sahabe-i kiram kadar, tabi'in kadar veya değişik dönemlerdeki o gönül insanların yaptığı gibi derinlemesine bir kulluk yapamıyoruz. Ve gece hayatımız ibadetler noktasıyla zayıf, ibadetlerimiz zayıf. Nasıl sevaplarımızı çoğaltıp da cennete gideceğiz? İnşallah bu noktada bizim en büyük avantajımız haram ve günahları terk etmek. Oruç işte takva. Dün de veya bir gün önce de bunları anlatmıştım. Oruç imanı inkişaf ettiriyor. Beni gören bir Allah, bilen bir Allah, basir, rakip, müheymin olan bir Allah var ya inancı ile haram ve günahlara karşı çok dikkatli olacağız. Ve bu da bizdeki takvayı inkişaf ettirecek. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ oruçla alakalı ayetin sonunda bu hakikat, bu gerçek ortaya çıkmış olacaktır. Değerli kardeşlerim, burada bir hususa daha temas etmek istiyorum ki Allah karşısında en mükerrem insan, belki Allah'ın ikramlarına mazhar varlıklar içerisinde de en değerli insan, Allah'tan en çok korkan, en çok zirvede müttaki olan kimselerdir. Hucurat suresinde işte ırkçılık, filan milletten olmak, ben filan Arabım mesela, o öyleyse Allah'ın nazarında çok değerliyim. Ben Türk'üm, öyleyse Allah'ın nazarında çok değerliyim. Ben Kürt'üm, öyleyse Allah'ın nazarında çok değerliyim. Siz misalleri çoğaltabilirsiniz. Böyle değil. İnne ekramekum indallahi etkakum. Sizin Allah yanında, indinde en keriminiz, en mükerreminiz, bir manasıyla en değerli, en faziletliniz Allah'tan en çok korkanızdır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin hakiki takva diye anlattığı o hakiki takva ile Allah'tan en çok korkanınız, bir harama, bir günaha girerim zannı ile şüpheli şeyleri bile terk edenleriniz aslında Allah'ın nazarında en değerli, en kıymetli olanlarınızdır. Bizler için dünyadan ahirete giderken, kabirde, haşirde, sıratta, bunu geçenlerde tasvir etmiştik. O uzun seyahate çıktığınız zaman bize azık lazım. Uzun yola çıktınız, yolda lokantalar yok, restoranlar yok, yanınıza yiyecek de almamışsınız. Aylarca yol gideceksiniz, açlıktan ölürsünüz, yolda kalırsınız. Kabirden, haşirden, sırattan geçen ebedi yolculuğumuz olacak. İşte bu yolculuk içerisinde o yollarda bize zat ve zahirelik yapacak gıdalık, arkadaşlık, besleyici faktör olacak en büyük azık takva azığıdır. Hacla alakalı ayet-i kerimede El haccu eşhurun malumet Femen ferada fihinnel hacce felâ refethe ve la fusuka ve la cidâle fil hac ve mâ tef'alû min hayrin ya'lemhullah ve tezevvedu fe inne hayra zâdi takva buyuruyor. Hani Ramazan orucundan sonra, Ramazan ayından sonra da Şevval, Zilkade, Zilhicce, hac ayları geliyor ya. Eskiden dedemler döneminde hacca gidenler bir teneke yağ, bir teneke kavurma, sanki oralarda yiyecek yok gibi yola çıkıyor ya, gemiyle gidecek 2 ayda belki, gemiyle İzmir'den hacca gidecek. Ciddiye yollarda ne yiyecek? Yiyecek azık alıyor. Hac yolculuğunda azık, ne azığı? Takva azığı. Ve tezevvedü, azıklanınız. Azık alınız, yola çıkıyorsunuz. Yolculuğumuz devam ediyor. Bizi bu alemde durdurmazlar. Süratlice ahirete, ahiretten ebedlere doğru yelken açıyoruz. İşte bu yolculukta bize en lazım olabilecek azık ve tezevvedü, Allah diyor azıklanınız. Hangi azık? Fe inne hayra zâdi takve, unutmayınız ki en hayırlı azık da takva azığıdır. Demek ki takva azığıyla yola çıkmak, çünkü takva olmazsa değerli kardeşlerim o ibadetleri de yapamaz, salihatı da yapamaz.
Bugün inandığımız halde arzu ettiğimiz şekilde ibadet yapamayışımızın altında işlemiş olduğumuz haramlar ve günahlarla kalbi hayatımızın, ruhi hayatımızın veya duygularımızın ölmesi veya sönmesi vardır. İnşallah takva bizim için siper olacak ve bizim cehenneme gitmemize mani olacak, büyük bir engel olacak. En önemli Allah emri, en önemli bir ibadet ve Allah'a doğru gitme yoludur. Simetriklik olsun diye takvayı kaybettiğiniz zaman olursunuz ehli takla. Ehli takva eğer kaybederse olur ehli takla, yani cump diye cehenneme takla atabilir. Cenab-ı Hak'tan bu kötü akibetten Cenab-ı Hakk'a bu kötü akibetten Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Onun kahrından, gazabından, rahmetine, inayetine, keremine iltica ediyoruz. Allahümme inne euzu bike min gadabik ila rahmetik buyurmak suretiyle Efendimiz Aleyhisselam gadabından rahmetine ilticaya davet etmiştir. Orucun inşallah avam orucundan değil de havas orucu, ehassul havas orucu tutmak suretiyle hakkını vermişizdir. Ve inşallah oruç bizi müttakilerden yapmıştır. Hayatımızın sonuna kadar bu takvanın dört mertebesini, en zirve hakiki takvayı da inşallah yakalamaya çalışacağız. Efendimiz Aleyhisselam'ın duasıyla bitirelim. Allahümme inni es'elükel hüde ve tuka vel afafe vel gina ya rabbel alemin. Ey Allah'ım senden hidayet istiyorum. Sonra takva istiyorum. Sonra iffet istiyorum. Ve sonra gönül zenginliği istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam bu dört maddeyi de bir cümle içerisinde ki aralarında bağlantı var. Hidayetle takva. Hüdenlil müttakin. Bakara suresi ikinci ayetinde. Hüdenlil müttakin. Hidayet ve takva. Ya Rab senden hidayet istiyorum da takva istiyorum. Bir insan müttaki olursa ne olur? İffetli olur. Namuslu olur. Haramına kimsenin ırzına, namusuna göz dikmez, hakkına göz dikmez, iffetli olur. İffetsiz insanlar her ne kadar Müslümanlık dese de takvadan belli ölçülerde de hidayetten mahrum demektir. Ve takvalı insan aynı zamanda gönlü zengin bir insandır. Leysel gina an kesretil garadi velakinel gina nefsi buyuran Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Gerçek zenginlik mal zenginliği değildir. Gerçek zenginlik gönül zenginliğidir. İşte bu gönül zenginliğini takva hazinesiyle elde etmiş olacaktır. Cenab-ı Hak bizi müttakilerden eylesin. Vel akibetü lil müttakin buyuruyor Cenab-ı Hak. Akibet müttakilerindir. Biz müttaki olduğumuz sürece hem şu dünyadaki şu felaketlerden başımıza gelen bu sıkıntılardan kurtulacağız. Hem de inşallah ahirette ebedi azaplardan kurtulacağız. Vel akibetü lil müttakin. Müttaki olmadığımız sürece şu cemaatin, hizmetin başına gelen sıkıntılardan kurtulabilme şansımız da yoktur. Ayetten anladığımız mana budur. Cenab-ı Hak keremiyle de bizi kurtarabilir. Ve işte Ramazan orucu bizleri böyle müttaki yapacak bir ibadet idi. Cenab-ı Hak hakkıyla, gerçek manasıyla değerlendirmeye muvaffak kılsın. Heyetinizi takva tavsiyesinde bulunuyorum. Takva lazım bize, bize takva lazım, bize takva lazım. Daha sonra da salih amellerle Allah'a karşı o kulluğu itmam etmek lazım. Heyetimizi Cenab-ı Hakk'a, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, inayetine emanet ediyor ve sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yarın da inşallah yine aynı saatte bir sohbet daha yapacağım. Ve bunu tekrar YouTube'a dağıtıyoruz. Sizden ricam YouTube'daki bu sohbetleri abone sayısını çoğaltmanızı arzu ediyorum. Bu sohbetlerin de duyurularını arkadaşlarınıza yapmanızı rica ediyorum.
maksadımız çok fazla insana faydalı olmak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaktır. Cenab-ı Hak rızasını kazanmaya muvaffak olsun. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.